var, YSK var. Bunlar aslında olması gereken müesseseler. Bizim de iş şu. Buralarda objektif kriterler uygulanıyor mu? Bir bas, siyasi baskı var mı? Ve neticede bir kural herkes için eşit uygulanıyor mu? Mesela Gaziosof maçlarında sayılan oylar neden Arnavutköy'de yeniden sayılmıyor? Mesela Van'da bir adayın memnun haklarıyla ilgili bir konu yapılıyor. Ama neden Kozan'da, süresinde itiraz etmemiş bir aday aday olabiliyor ve mazbat alabiliyor. Ve hiçbir şekilde hiçbir kural iktidarın kazandığı yerlere işlemiyor AKP'nin kazandığı yerlere. mesele kamu görevlisi bak kamu görevlisi niteliğindeki bir kişi iki aralığı kadar istifa süresi vardı ama zamanında istifa etmiyor. Adaylığı kabul görüyor ve sonra ona mazbata veriliyor mesela. Hı. Açık bir şey var kanunsuzluk hali var yani burada. Yeniden ben o, o zaman şu soruyu sorayım. Ee, yani Özgür Bey'e oradan e, devam edelim. Mesela CHP'nin e, belediye başkanlığını kazandığı yerde o zaman belki de tüm yönetimler ilk olarak şunu yapacaklar. Biz nasıl bir belediye aldık ona bakacaklar. Nerede? Nasıl işlemler yapılmış, evet, biraz ne eksik, ne gedik ve bunun raporu çıkacak herhalde, Şimdi doğru şöyle mu? şöyle söyleyeyim. Nasıl Biz bir yol izleyeceksiniz? Bütün yeniden devraldığımız belediyelerle ilgili devralırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair <laughs> madde madde bir e, çeteremiz var ve bunları arkadaşlarımız attık. İlk verilmesi gereken talimatların neler olması gerektiğine dair, sonra denetim süreçlerine dair de e, hem e, ilkeler bütünlüğü koyduk hem de buralara ilişkin destek destek kadrolarını da arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Dolayısıyla belediye yeni aldığımızda karşılaşabileceğimiz her türlü zorluğa karşı e, merkezi düzeyde hazırlıklıyız. Yani sadece seçim kazanırken hazırlıklı değil, kazandıktan sonra da yapa, yapacağımız işlerle ilgili önceden hazırlıklıyız ve bunları arkadaşlarımıza göndermiş durumdayız. Arkadaşlarımız da ona göre hareket ediyor. Ama şunu söylemek durumundayım. Şimdi biz bakıyoruz, e, ihaleler, ödemeler ve belli ki beraber çalıştıkları kendi yandaş firmalarına yapılan işler. Buradan ortaya bir şey çıkıyor. Aslında seçimi kim kazandı diye belki soracaksınız. Hı hı. Ortaya çıkan şey şu. Demek ki ben partime yakın ya da kendime yakın belediye başkanıysa o belediye başkanı kendine yakın insanların çıkarını korumak ve kollamak üzere orada kendini konumlandırmış. Ve onu görevine o hissettiği için de o işi yapıyor. Aslında olması gereken iş toplumun, vatandaşın, kamunun çıkarını korumaktır ve eğer gerçekten bu zamana kadar öyle yapsaydı o belediye başkanı kaybetmemiş olacaktı. Dolayısıyla kim kaybetti sorusunun cevabı aslında halktan yana değil bir avuç çıkar grubundan yana hareket edenler bu seçimde kaybettiler. Ve bu gördüğümüz tablo onu gösteriyor. Vatandaş cezalandırmakta haklıymış. Bu emareler, bu göstergeler vatandaşın tercihinin ne kadar haklı olduğunu gösterir tablo. Onu da söylemek zorundayım. Biz e, seçim kazanma sürecinde de seçimden sonra da bu sürece, devralma sürecinde hazırlıklıyız ama başka bir şeye daha hazırlıklıyız biz. Bundan sonra kendi belediye başkanlarımızın da performansını da ölçeceğiz. Bizim beklediğimiz kriterler olacak belediye başkanlarımızdan. Borçlanmayla ilgili, kaynak kullanımıyla ilgili, sosyal belediyecik anlayışıyla ilgili, toplumun ve beldesinin, ilçesinin, şehrinin genel memnuniyetiyle ilgili ve bizim belediyecik anlayışımızla ilgili belli ilkeleri e, belli aralıklara belli periyotlarla ölçmüş olacağız ve arkadaşlarımıza geri dönüp, bak böyle bir karneniz var diyeceğiz. Şunu biz gördük. Niye bir de kazandığımız yerler çoğaldı sorusunun cevabına bakarsak eğer aslında toplum bize bir karne verdi. Kabul edelim ki e, aldığımız yerlerdeki büyükşehir belediye başkanları başarılı belediye başkanları oldular ve işte İstanbul'u görenler e, başka şehirde bize oy verdiler, Bursa'da oy verdiler, Balıkesir'de oy verdiler. Ya da benzer şekilde Bizim yönettiğimiz beylik yüzünü görenler başka bir ilçede, Silivri'de, Çatalca'da tekrardan bize oy verdiler. Ve bu bizim aldığımız bir karne. Aldığımız karne şimdi olumlu. Ama yine biz bu karneleri belediye başkanlarımıza periyodik aralıklarla vereceğiz. Ona göre de performans kriterimizi vatandaş adına parti merkezi olarak da yapmış olacağız. Peki, yani YRP'ye, belki de CHP'ye oy verenlerin... E Dikkate değer bir oranı yok muydu mesela? <laughs> Bunu tabii ki ölçmek lazım, araştırmak lazım ama var var araştırmalar var var mı Özgür var. Bey? Ya ben en azından kendi yaptığımız araştırmalarda ha. Osman Bey'in daha çok kendi alan ama mesela İstanbul'da e, Ekrem Memoğlu'na, ilçelerde CHP adayına oy verenlerin nereden geldiğine baktığımızda hem MHP oy verenlerden hem de AKP oy verenlerden ciddi sayıda oy transferinin olduğunu gözlemledik. Bu hmm. e, daha önce işte AKP oy vermiş daha önce Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş seçmenlerin farklı farklı yerlerde 8, 9, 10, 11, 12 oranında bizim adayın aldığı oy, içinde CHP adaylarına oy verdiğini biz gördük alt kırımlı olarak. MHP adayından da gördük. Zaten belki de bu seçim sonuçları başka şekilde de yorumlanmalı. Türkiye'de şöyle bir şey düşünülüyor. Bir parti seçmenler bir partiye oy verir. Hep orada kalır. Aslında o ona oy veren o partilidir gibi bir algı var. Türkiye yavaş yavaş bu zemin kayıyor. Seçmenler daha fazla objektif değerlendirebiliyor ve geçişkenlik artıyor adayların performansına göre, önerilen politikalara göre bunlar değişebiliyor. Ben o yüzden e, Sayın Genel Başkan da yaptı, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim aldığımız oylar sadece CHP'den gelen oylar alsaydı zaten bu oranları yakalayamazdık. Bizim aldığımız oyların içinde ben hep şöyle tasnif ediyorum. E, partilerden bağımsız olarak söylersek eğer önemli oranda Milliyetçi Demokrat oylar var önemli oranda muhafazakar demokrat oylar var, Türk demokrat oylar var. Yani toplumun farklı kesimlerinden gelmiş oylar var ve bunlar bu oylar bize şimdilik emanet. Ve biz bunlara e, layık olmak, bunları kucaklayabilecek politikaları ürettiğimiz zaman belki de merkezi iktidara alternatif bir parti haline geleceğiz. Sadece e, Recep Tayyip Erdoğan'dan değil, başka odaklardan da Cumhuriyet Halk Partisine yönelmiş Oylar olduğunu ben gözlemliyorum. Tamam. Şimdi sonuçlarından hareketle özellikle CHP Hı. E, üzerinden. Lütfen siz de yorumunuzu yapın. Şimdi ben... Ama mesela ekonomi düzelirse AKP'ye geri dönülür mü? E, bir kere şunu söylemek isterim. Hani AKP sadece becerememek üzerine bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir tercih var ortada. Hı. Aslında Sayın Genel Başkan yardımcı bahsetti. Bir şeyi tercih ediyor AKP. Toplumun bir kısmını tercih ediyor, bir politikayı tercih ediyor. Hmm. Nereyi te, e, seçtiğini belli ediyor. Dolayısıyla bu politikalar zaten bu sonuçlara doğru. Toplumun geniş kesimlerini tercih etmiyor. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? En öncelikleri plas, tepki ediyor. Öncelikler, yani. Öncelikleri zaten değil. Bu öncelikleri değiştirmeden sonucun değişmesi çok mümkün değil. Yani kabiliyetle yetenekle ilgili değil. Ben şunu çok net bir şekilde her yerde söylüyorum. Ekonomi artık bir bilim. Dolayısıyla bu bilimle ilgili neyin, ne zaman nasıl yapılacağı konusunu Onlarca bilen insan var. Siyaset ve politika tercih üzerine kurulan bir şey. AKP neyi tercih ettiğini ortaya koydu. Sonuçlarını beraberce yaşıyoruz. Bakın enflasyon faiz. Enflasyon faiz. Sarmal bu. Başka bir şey düşünüyor mu? Bir üretim politikasını ortaya koyuyor mu? Yeni bir güven yaratma e, yaratmayla ilgili bir derdi var mı? Yeniden hukuk devletiyle ilgili bir derdi var mı? Bunların hiç ya da yatırımları yeniden düzenlemeyle ilgili bir teşvik şeyi var mı? Yok. İhale kanunuyla ilgili bir şey düşünüyor mu? Yok. Yani biz aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemeyiz. Sizin aklınızda şurada. Aynı kişilerle yaparak hiç farklı sonuç bekleyemeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin ülke açısından hiç temenni etmem. Ama çok iç açı bir süreç olacağını görmüyorum. Biz kendi açımızdan şöyle bir pozisyondayız. Onu da söylemek isterim. Bu erken seçim tartışmaları hep sorulacak belli ki. Bu seçim sonucuna dair elbette sorulur. Ama bizim önceliğimiz şu. Biz öncelikli olarak kazandığımız bu belediyelerde, ...az önce Osman Bey'in de işaret ettiği gibi... ...Türkiye'yi yönetebileceğimize dair... ...önemli bir... ...güven endeksi yaratmak istiyoruz. Buralarda. Yaptığımız uygulamalarla, politikalarla... ...vatandaşın derdine derman olmayan bir tarafta... ...merkez hükümet var. Ama yurttaşın derdine derman olan... ...bir yerel yönetim anlayışı var. Buralarda bunu ortaya koymak istiyoruz. İkincisi, gerçekten... ...hani devlete emanet etmekte bir şey var ya bir kavram. Yurttaşın... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bize bu devleti emanet edebileceğini hissettirmek istiyoruz. Nasıl İstanbul'da hissettirip başka belediyeleri kazandıysak, nasıl Ankara'da, Adana'da hissettirip başka yerleri e, kazandıysak, şimdi de merkez hükümet konusunda böyle bir süreci Önceliğimiz bu bizim. Ve bununla ilgili de çok erkenden planlı hareket etmek istiyoruz. Buradan bu vesileyle elbette ki bunu da hükümet huylu huyundan vazgeçmez derler ya, engellemek ister mi? İsteyebilir. Bir çağrıyı buradan yapayım. Az önce... Söyledik, Türkiye'nin nüfusunun önemli ölçeğindeki yerde muhalefet belediyeleri var. Evet. Türkiye'nin ekonomisinin en önemli yerlerinde muhalefet belediyeleri var. İhracatla ilgili yerde muhalefet belediyeleri Turizmle ilgili muhalefet belediyeleri Hatta iddiayla söylüyorum, tarımla ilgili de olanlarda, e, Antalya'yı falan düşünelim bir, muhalefet belediyeleri var. Şimdi merkezi hükümet şöyle bir hamle eskiden yaptığı gibi, ya biz bunların işlerini zorlaştıralım derse, aslında CHP'li belediyeler kötülük yapmıyor ya da yenilere fazla belediyeler kötülük yapmıyor ya da devrimlere kötülük yapmıyor. Kötülüğü yurttaşa yapıyor, yapıyor. Ve yurttaş bunu hemen görüyor. Yurttaş bir samimiyet ve vicdan testinden hemen geçiriyor. Yurttaşın Belki de aklı o, o var, yoksa vicdanı yoksa var. Belki o da hizmet de yok e, şeklindeki açıklamalara da tepki vardı bu seçimde. Tabii, tabii. Ya bütün bakanları sen saldın bir yere. Kendin geldin. Yani bir tarafta çeteler, e, suç çeteleri gezerken İçişleri Bakanlığı'na propaganda yaptırdın. Seçimin adaletini sağlaması gereken Adalet Bakanlığı sen seçimi kaybediyorsun laflarını söylettin. Şimdi vatandaş bunları görüyor. Bunları elbette görüyor ve aslında bu ayrıştırıcı söylem, bu tekçi anlayış kaybetti Türkiye'de. Türkiye'de kaybettiren bu tekçi anlayışa karşı belki de bizi iktidar yapacak. Bizim de gördüğümüz Türkiye'nin bu çoğulcu anlayışını merkezileştiren, içselleştiren bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Türkiye'de kimse öteki kıl, bu kılış olarak söylenir ya kimse ötekimiz değil ama kimse seninle beraber merkezde mi? Esas soru bu. Evet kimse ötekimiz değil. Peki ötekin olmayanlara beraber sen beraber yönetebilir misin? Yani öteki dediklerini merkeze beraber koyabilir misin? Beraber bir yönetim anlayışı ortaya koyabilir misin? Türkiye bence bunu tartışmalar artık. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönem CHP olarak da az önce işaret etmeye çalıştım. Bütün bu çoğulcu an, tek canlayışa karşı çoğulcu bir merkez yaratarak iktidara yürümek istiyor. Bu arada mesela Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta yaptığı açıklamalardan biletle netle yapacağız ifadesini de aynı Burada... Erdoğan kullanmıştı. Acaba yapısal evet. bir şey gelir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Birincisi e, bu haddini bil tarafına bir cevap vereceğim ama Hı. gördüğüm tablo şu. AKP içerisinde cesaretle bir yapısal dönüşüm yapacağız tespitine karşı direnç noktaları olacak. Evet. Kim üretecek? Çok açık Şimdi Mehmet Uçum'un temsil ettiği şimdi biz bakanlar atamış olarak kabul ediyoruz ya. Aslında bakanlardan daha çok vesayet mekanizmaları oluşmuş durumda. Mehmet Uçum bunun temsilcisi. Hı hı. Dolayısıyla başka türlü bürokratik bir mekanizma oluşmuş durumda ve kendileri devletle eşdeğer gören bir durumda bu durumdalar. Ve bu bir çatışmayı iç, iç yerde tartışmayı zaman içerisinde göreceğiz. Bunlar yeni yeni başlayan tartışmalar. AKP içerisinde bu tartışmaların e, belli bir zaman devam edeceğini ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı bu tespiti yapmakla beraber buna direnç noktaları olacak gözüküyor. Zaten Van kararı da benzer bir direnç noktası. E, yaşadığımız şu yesek olayları benzer bir direnç noktası ve samiyetsiz bir gösteri oluşuyor. Ama ben Sayın şuradan şunu söyleyeyim. Devlet nereye haddini bildirir? Devlet hadd bildirdiği Devlet mesela sınırları kontrol eder. Sınırları kevgir etmeye karşı bir had bildirir devlet mesela. Seni, sen devlet kime had bildirir? Türkiye uyuşturucu çeteleri dolmuş, baronlar dolmuş, kaçak paracı cenneti olmuş. Bunu yapanlara karşı devlet had bildirir. Suç işleyenlere karşı devlet had bildirir. Burada hiçbir şey yok. Hatta onları böyle pamuk e, e, yastıklarda, pamuk döşeklerde böyle besleyenler var. Onlara karşı hiç ses yok. Ama bütün demokratik unsurlara karşı bir had bildirme var. Devlet oraya haddini bildirecek. Senin sınırlarını kevgir etmişler. Ayrıca devlet kim had bildirecek? Senin ulusal çıkarlarını zorlayanlara ulusal onurunu zorlayanlara had bildirecek. Oralarda susacaksın, pusacaksın. Burada kendi vatandaşına karşı, kendi seçilmiş siyasetçilerine karşı böyle haddini bildir diye bağıracaksın. Bu, bu kabul edilebilir bir tutum değil. Had varsa orada bileceksin. Dolayısıyla bunu özellikle devlet ama neyi temsil eder? Devlet adaleti tesis eder. Türkiye'de bu eksik. Devlet hukukte de, hukuku tesis eder. Bu eksik. Türkiye'de gelir dağılımı adaletini tesis eder. Bura, bunlar eksik. Devletin görevi had bildirmek değil ki vatandaşına. Vatandaşına adaleti tesis eder devlet. Devlet vatandaşına had bildirir mi? Bu bir kopuş işte. Yani bunu her yerde görüyoruz biz. Burada da görüyoruz. Orada şu anda bir en yukarıda sarayda var bu. Ama her ilde bunların ufak tefek yansımaları var. Ha, tam da o. Görmekte hala zorlanıyorum tamam. görüyorum. Ama ben mesela şu yorumlarla da karşılaşıyorum. E, demokrasi, hukuk... Elbette buna önem veren seçmen de var önemli ölçüde. Fakat Ak Parti'ye bu cezayı kesen seçmen kitlesi içerisinde bunlar öncelikli değil. Ekonomik yıkım etkili oldu ve yani. dolayısıyla yarın o bir gün ekonomide bir düzelme <laughs> başlarsa eğer evet. yeniden. Bu o, oylar AKP'ye yönelebilir. Mesela bu yorumla da karşılaşıyorum ben. Ben aslında birbirine karşı yorumlar olarak düşünmüyorum bunları. Hı. Bunlar birbirini te tetikleyen, besleyen, e bir ortak nokta yaratan unsurlar. Hı. Şöyle düşünelim. AKP ekonomiyi düzeltmek istiyor. Ve en doğru ekonomi politikasını buldu ve uyguluyor. Doğru aktörü de buldu. Hukuk devletinin olmadığı noktada o ekonomi politikalarının başarılı olması imkanı var mı? Türkiye'de bir hukuk zemini olmadan Türkiye'ye büyük yatırımcı gelir mi? Daha da önemli bir şey soruyorum. Türkiye'deki yatırımcılar Türkiye'de kalır mı? Dışarıdan gelmişler. Bir ilerisini daha soruyorum. Bizim yerli yatırımcımız burada kalır mı? Dolayısıyla bunlar aslında birbirini tetikleyen ve büyüten şeyler. Ben Türkiye'nin tek adam rejimine geçişle beraber hem ekonomik bir yıkım sürecinin hızlandığını düşünüyorum. ...hem de hukuksal zeminin, hukuk devleti olma niteliğinin zayıfladığını ve bunların birbirini tetiklediğini görüyorum. Türkiye tek adam rejimiyle beraber büyük bir ekonomik krize girmiştir. Önemli sebeplerinden birisi de tek adamın karar alıcı noktada olmasıdır. Elbette emekliler bir karar verdi ve bunda büyük, çok büyük etkisi oldu. Önemli ölçüde etkisi oldu. Bunu reddedemeyiz. Elbette yakıt alamayan çiftçinin bu işte katkısı oldu... Elbette açlık sınırının altında yaşayan memurun, işçinin bu işe katkısı oldu. Ama bu noktaya nasıl geldik sorusunun de kaynağı aslında AKP'nin bu yönetim anlayışı. Hmm. Bu yönetim anlayışını da devlet mahkum etti. Ee, bazen vatandaştan kopukluğu söylüyorsunuz. Şeyi görüyorum ben. ha Kent lokantası açmış. Ben bundan bir gecede 100 tane açarım diyor mesela. Hmm. Anlamıyor vatandaş. Hmm. Bazen şöyle diyorlar. Zaten ormanlar vardı diyorlar. Sarıyer'de kent ormanı açmış Ekrem İmamoğlu. Zaten ormanlar vardı diyorlar. Biz buradayız. O saray ormanlarına yakınız. O saray ormanlarının başına kuleler dikildi. Yakalı konutlar yapıldı. Alışveriş merkezleri yapıldı. O orman alanlarına Vatandaş İstanbul'da. girebiliyor ormanlar... muydu oraya diyorsunuz. Vatandaş girebiliyor siz. muydu? Rant açıldı o ormanlar. Peki şimdi o ormanlar rant açılmayı, halka açılınca ha ne yaptınız gidiyorlar yani? Bir e o ormanlara sahip çıkmak Muhafaza olmak bile bir anlayış demek istediğim. Yani vatandaştan kopukluk, demokrasi reddetmek, bir kenar almak, parti devlet olmak ve bütün bunların hepsinin başlangıç noktası ben AKP'nin daha önceki ekonomi politikalarında onayladığım için değil ama hızlandıran nokta tek adam rejimine geçiş noktasıdır. Bizim galiban, gitti? işte Trakya'nın bozu, Anadolu'nun e, siyahı, Doğu Anadolu'nun kırmızısı hı. vardı. Ortalaması 3.86 litreydi. Dışarıdan saman alacaksın. Ilacını alacaksın, hayvanını alacaksın. Yine büyük bir fark yoksa ya bu işte bir yanlışlık var demektir. Dolayısıyla tek Dolayısıyla, bir şey değil. Hayvancılık da batmış. Sizin değerlendirmelerinizden yola çıkarak çok çok e, temel yanlışlıklar var. E, bir cümlemi daha darın. ekleyeyim. Dolayısıyla bunlar devam ettiği sürece evet. de artık... Ee, ...halk da, millet de tepki göstermeye başladı. Ne olduğunu net bir şekilde Sandıkla gördüm. Sandıkta gösterdi Çünkü 22 yıldır sonuçta, değil mi? Nereliyse evet. hemen her seçimde 2019 aç. istediği sonucu alan bir partiydi baktığımızda. Bir, bir, bir cümle ekleyeceğim bu alayım. hayvanla ilgili Tabii. bitireceğim. Hükümet 2008'in sonu 2009'dan sonra hayvan sayılarına bir baksın. TÜİK'in başına birini getirdiler, ondan sonra emir verilmiş... Bütün hayvan sayıları, keçi sayısı, koyun sayısı, kırpılan yün sayısı, inek sayısı böyle sky hiking gidiyor yukarıya doğru. Emir verilmiş gibi aynı tarihten itibaren. O çiftlere vardır hocam. Demek ki o hayvanlar da yok Türkiye'de. yine benim evet. bana diyor ki tabii orta sınıfın erimesi de etkili oldu yani onların da büyük tepkisi var. Evet, Türkiye'de vardı zaten yani. orta sınıf kalmadı artık. Tabi. Yani artık herkes yoksulluk sınırının altında yaşıyor. O önemli bir faktör. Ben iki tane şey yani peş peşe konuştuk ama ikişerliği görüşümü belirtmek isterim. Birincisi hani AKP'de yenileme tartışması var ama hı. kimi kimi yerine koyacaklar? Yani ben şimdi şöyle bir şey AKP yakaya baksınlar. Yarısı zaten eskiden bakanlık yapmış. AKP'de görev yapmış kişiler. Yani şey değil yani öyle çok kişi yok. Peki şimdi Bakanlar Kurulu'nda kimler var? Eskiden ben mesela kendimi hatırlıyorum. Ben ilkokula giderken Bakanlar Kurumu'nu ezbere sayardım mesela. Hı hı. Şimdi bir şu ortaokula giden öğrencilere bir sorusunda bu Bakanlar Kurumu'nda kim var diye bir sorsunlar kim var? Bakanlar Kurulu deyince Recep Tayyip Erdoğan zaten. Ha, yani böyle bir durum Tek adam var. Bir, kadrosa, bir kadrosal, bir kadrosal zenginlik yok. Orası kadro üretmek konusunda artık çoraklaştı. Yani bir yenilenme, kadrosal yenilenme eğer kadrosal yenilenmeyle bu iş çözülecekse orada bir kadrosal çoraklık var. İkincisi yine iddia ile söylüyorum temel mesele sadece kadrolara değil AKP'nin. Yönetim anlayışı aynı zamanda. Onu terk etmeli. Bunu bir kenara koyayım. Ve belki de programın sonuna geldiğim için ben 3 tane temel konuya dikkat çekmek isterim. Birincisi AKP'nin önünde çok ciddi bir finansal açık problemini çözmekle ilgili çok büyük bir sorun var Türkiye'de. Doğru. Ve bu sorun büyüyor. Ee, i̇kincisi konuşuyoruz beraberce tarım konusu gıda konusunda çok ciddi bir krizi var ve buna ilişkin temel politika üretmekte zorlanıyor. Üçüncüsü barınma krizi hala Türkiye'nin büyük kentlerinin en temel problemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu üç temel sorun ee, AKP tarafından e, çözüleceği gözükmediği gibi büyük krizleri de bize yaşatacak gibi gözüküyor. Bunu e, son olarak söylemek Peki. isterim. Peki.